Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere herhangi bir ekstra kameraya ihtiyaç duymadan iPhone'unuzu nasıl webcam olarak kullanacağınızla ilgili bilgiler vereceğim. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğenip paylaşmayı unutmayın. ...6-10 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen WWDC 2022 etkinliğinde Apple macOS Ventura'yı tanıtmıştı. Ve orada da çok güzel bir özellik tanıtmıştı. Bu özelliğin ismi Continuity Camera arkadaşlar. Yani süreklilik kamerası diyebilirsiniz buna. Bu süreklilik kamerası özelliğiyle birlikte elinizdeki iPhone'u webcam gibi kullanabilirsiniz. Ve herhangi bir kameraya ihtiyaç duymadan sadece iPhone'la MacBook'ta yapmış olduğunuz bütün görüşmelerinizi iPhone kamerasını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun hep birlikte süreklilik kamerası nasıl kullanılıyor beraber inceleyelim. Baştan ifade edeyim. iPhone'da kullanmış olduğunuz Apple ID ile Mac'te kullanmış olduğunuz Apple ID aynı Apple ID olmak zorunda arkadaşlar. Yani burada kullanmış olduğunuz Apple ID oradaki Apple ID ile aynı değilse bu özelliği kullanamazsınız. O yüzden kullanmış olduğunuz iki cihazda da aynı Apple ID'yi kullanmanız gerekiyor. Ben iki cihazda da aynı Apple ID'yi kullanıyorum arkadaşlar. Ve bu bağlantıda herhangi bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Başlamadan önce yapmamız gereken bir ayar var iPhone'da. Telefonumun ekran video kaydını başlatayım arkadaşlar. Bunu göstereyim sizlere nasıl açılıyor. Ekran video kaydı başladı. Ayarlara gidiyorum. Genel ayarlara gidiyorum. Daha sonra da AirPlay ve Hand Off bölümüne tıklıyorum. Burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi süreklilik kamerası var. Hemen onu aktif ediyorum. Özelliği iPhone'da aktif ettikten sonra buyurun hemen özelliği deneyelim. Hemen bilgisayarımdan FaceTime'ı açıyorum arkadaşlar. FaceTime'ı açar açmaz hemen şuradan da ekran video kaydını başlatayım. Bütün ekranı kaplasın çünkü yukarıda da göstermem gereken özellikler var. Hemen ekran video kaydını başlattım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi normal bir şekilde Mac'in kamerasından görüşüyorum. Şu yukarıda video bölümüne tıklıyorum. Video bölümüne tıkladığım zaman MB Case iPhone Camera diyor. Ve aşağıda da mikrofon seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullandığınız zaman sadece kamerayı değil aynı zamanda iPhone'un mikrofonunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani eş zamanlı olarak hem görüntüyü hem sesi iPhone'dan alıp bilgisayarınıza aktarıyor arkadaşlar. Hemen buradan MV Case iPhone mikrofon seçiyorum arkadaşlar ve tekrar videoya tıklıyorum. MV Case iPhone Camera diyorum. MV Case iPhone Camera dedikten sonra hemen görmüş olduğunuz gibi başlatıldı. Kendime döndürdüğüm zaman görmüş olduğunuz gibi görüntü kalitesi de gerçekten daha iyi bir hale geldi. Buraya yerleştireyim. Hemen kamera özelliğini iPhone'dan almaya başladı. Şu an itibariyle de sesi de oradan alıyor. Tabii ben burada mikrofon kullandığım için bunu fark edemeyebilirsiniz. Çünkü asıl sesi diğer telefondan alıyor arkadaşlar. Arkada asıl ana kamera orada. Ama şu an itibariyle görüntüyü fark ediyorsunuz zaten. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Tabii arkada ışıklar falan şu an biraz ışık ayarlaması yapmak gerekiyor daha da netleştirmek için. Çünkü ben setup'ı yaparken normal diğer kameraya göre setup yaptım. Bu kameraya göre bir setup yapmadım. Ama buna rağmen şu an itibariyle eski görüntüye göre çok daha kaliteli bir görüntü var önümde arkadaşlar. Genel itibariyle süreklilik kamerası özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu özelliği isterseniz Zoom'da yapmış olduğunuz toplantılarda da kullanabilirsiniz. İsterseniz Skype veya Teams'te yapmış olduğunuz görüşmelerde de kullanabilirsiniz. Hemen hemen video görüşmeleri için kullanmış olduğunuz bütün uygulamalarda bu özelliği kullanabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir özellik ve artık herhangi bir ekstra kameraya ihtiyaç duymadan iPhone'unuzu kamera niyetine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.